Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türkiye'yi vuracağız dediler, savaş istediler. Yunanistan'dan Türkiye'ye üstü kapalı mesaj geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, ülkesinin egemenliğine yönelik olumsuz girişimlere amansız tepki vereceklerini, gerekirse savaşacaklarını söyledi. Yapılan söz konusu tatbikata Amerika'nın Atina Büyükelçisi George Tsonis de katıldı. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Kavala'da gerçekleştirilen tatbikatın ardından Türkiye'ye yönelik üstü kapalı mesajlar gönderdi. Konstantinos Floros, Yunanistan'ın egemenliğine meydan okuyan her türlü girişime karşı tepkilerinin amansız olacağını söyledi. Floros, tüm senaryolara hazırlık yapıyoruz. Her senaryoya verecek bir yanıtımız var. Yunanistan zor bir rakiptir, güçlüdür ve gerektiğinde acımasız olacak. Bunu herkes bilir. Dostlar, ortaklar, müttefikler ve kendilerini bize muhalif ve düşman olarak tanımlayanlar dedi. Kimseden korkmadıklarını dile getiren Floros, herkese saygı duyuyoruz, herkesten de saygı bekliyoruz ifadelerini kullandı. Amerika'nın Atina Büyükelçisi de tatbikatın sona ermesinin ardından açıklamalar yaptı. Büyükelçi, Yunanistan ve Amerika'nın Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının örtüştüğünü belirterek Yunanistan'ı güvenilir müttefik olarak nitelendirdi. Kıymetli izleyenler, Büyükelçi, bölgesel zorluklar var ve Yunanistan bölgede istikrar ve barış için birlikte çalışmak istediğimiz güvenilir bir müttefik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a Tayfun füzesi üzerinden mesaj gönderdi. Erdoğan, şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun, Yunan ürküyor. Atina'yı vurur diyor. Vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, Amerika'dan adalara, şuradan buradan bir şey almaya çalışırsan, Türkiye herhalde armut toplamayacak. Bir şeyler yapması lazım ifadelerini kullandı.